Sevgili izleyenlerimiz, yepyeni bir Erkan Soruyor, Aspor'u kazandırıyor bölümüyle de bu akşam da yine sizlerle beraberiz efendim. Ekranlarınızın başına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bizler yine Aspor'u marketlerde sizler için gezip dolaşmaya devam ediyoruz efendim. Yine şube şube gezintilerimizde ne yapıyor? Devam ediyor. Birbirinden kıymetli hemşerilerimizi tanıyoruz. Ziyadesiyle mutlu oluyoruz efendim. Aspor ailesi olarak yine bu yılda hemşerilerimizin yüzünü güldürmeye yaptığımız indirimlerle, yaptığımız bu güzel programlarla devam ediyoruz efendim. Peki bugün hangi mağazamıza çıkıp geldik? Bugün Selçuklu şubemize çıkıp geldik efendim. Selçuklu şubemiz yine diğer mağazalarımız gibi efendim hareketli, oldukça keyifli mağazalarımızdan bir tanesi. Zaten girişten itibaren efendim gerek hijyenik yapısı, gerekse efendim şöyle ferah duruşu, şöyle bir 10 numara ortam sergiliyor bizlere. Başta efendim şöyle değerli mağaza müdürümüz olmak üzere tüm çalışanlara peşin peşin şöyle girişte bir teşekkür etmiş olalım. Erkan Soruyor, Aspor'u kazandırıyor, başlıyor. Sevgili izleyenlerimiz, ne yaptık? Açılışımızı gerçekleştirdik. Selçuklu şubemizde şöyle kısacık bir gezintiye çıktık. Sebep ziyaretimize yine geldik efendim. İftara sayılı saatler kala. Saatim şu an kaçı gösteriyor efendim? Saat şu anda 4.30. Söz verdiğimiz üzere 13 ile 19 saatleri arasında Aspor'umuzun herhangi bir şubesinde geziyoruz. Geziyor muyuz? Geziyoruz. Karşılaştık mı bugün? Karşılaştık çok şükür. Nasılsınız, iyi misiniz? Efendim vallahi var ya güzel, artık böyle yarışmacılarımız formatı bizden daha iyi biliyor. Bizler iyiyiz. Sizler nasılsınız? Elhamdülillah, Allah'a şükür. Başımız sağ. Çok şükür. Allah'ım daim etsin inşallah. Şimdi biraz daha yakından tanımak isteriz. İsim nedir? Nereden geldik? Ne iş yaparız? Kübra Ceylan. İki çocuk annesiyim. Maşallah. Yakında oturuyorum. Şükriye Onsun okulunun yakında oturuyorum. Her zaman burayı kullanıyoruz. Çok şükür. Memnunuz, ürünleri de taze. Kullanıyoruz. Aspor'dan memnunuz yani. Memnunuz, evet. Eyvallah. Ağzına, gönlüne, yüreğine sağlık dedikten sonra şimdi ekmekleri almışız. Yani şöyle iftar telaşı yavaştan başladı değil mi? Evet, başladı. Oğlum hastaydı, hastaneden geldik. Şimdi eve gidip hemen iftar hazırlığı yapacağız. Hep beraber, Aspor da yanımızda beraber. Oh, çok güzel. Paşamızın neyi var, hayırdır? Geniz eti büyüklüğü. Allah'ım şifa versin. Amin. İsmi nedir? Yiğit Ceylan. Yiğit Ceylan, paşam benim, sana geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz buradan. Ya Şafi diyelim, dualar edelim. İzleyen izleyicilerimiz de kıymetli yavrumuza şöyle bir dua etsin. Paşamız böyle eski sağlığına kavuşsun inşallah. Oh, peşin peşin duaları da aldık. Şimdi o zaman ne yapalım? Şöyle heybeden bir sorularımızı çıkartalım. Kıymetli ablamıza şöyle bir sorularımız gelsin. Memleket neresiydi bu arada? Konya. Konya Kadınanı. Kadınanı. Kadınanı'nın köyü falan var mı? Yok. Kabacalı köy diyorlar ama doğma büyüme Konyalıyım. Eyvallah o zaman. Ha. Akrabalar var mı orada? Yok. Akrabalar hepsi da yok. Artık ablamız tamamen Konyalı olmuş efendim. Soru zarflarımız gün yüzüne çıkarken efendim sizler de kazanabilirsiniz diyoruz. Ve ne yapıyoruz? Kıymetli ablamıza soruyu seçtiriyoruz. Acaba hangisi? Her zaman yeşili severim, yeşil. Bakalım her zaman için sevmiş olduğunuz yeşil renk bu sefer size yine aynı sevginizi koruyacak mı? Kıymetli ablamız yeşil renkli soru zarfını seçti. Sorulara şöyle bir göz atalım. Sorular yine birbirinden basit, birbirinden keyifli. Ablalar hoş geldiniz bu arada. Şöyle bir bakalım. Aman ya Rabbi, ben hepsine yardım edeceğim. İnşallah. Hiç sıkıntı yok. Teşekkürler. Bu programı ekran başında seyrediyor muyuz? Seyrediyoruz. Telefonda da takip ediyoruz. Eyvallah. Hiç sıkıntı yok. Artık kendinizi seyredeceksiniz. O zaman ekran başındaki seyircilerimiz de hazırsa efendim ilk sorumuz geliyor. Roman rakamında hangi sayı yoktur? Hani şu Roma rakamları var ya, onlarda hangi sayı yoktur diye arkadaşlar sağ olsun birinci sorudan çok zor bir soru hazırlamış ama bizim umurumuzda değil. Biz yine ne yapacağız? Kopyalaşacağız. Hiç sıkıntı yok. A şıkkı 0, B şıkkı 50, C şıkkı 100, D şıkkı 1000. 0 mıdır, 50 midir, 100 müdür, 1000 midir? 0 diye biliyorum ama. Neden bu tereddüt efendim? 0 diyelim. Bilgimizin arkasında tamam, duralım mı? 0 diyelim. Bu sefer kopya falan vermedim. Cidden yani sadece soruyu iki defa sordum. Bir de bir. Doğru. Oldu mu? Oldu. Neden olmasın efendim? Çünkü doğru cevap geldi yani. Mağaza müdürümüz de oradan varlığını bizden esirgemiyor sağ olsun. Enerjik bakışlarıyla yine ne yapıyor efendim? Hemşerileri kazansın diye uğraşıyor. İkinci soru gelsin mi? Gelsin. Şimdi bakıyorum şöyle, tamam biraz daha iftara vakit var ama menü belli mi? Menü belli. Ne buyurun yapacağız? Gelin yiyelim be. Eyvallah efendim, eyvallah. Menüde ne var o zaman? Tavuk sote, pilav, çorba, vallahi salata.
bir de kadayıf tatlısı, bu kadar. Maşallah. Beyimiz ne işle meşgul? Muhasebeci. Nerede? Konya Kaşınan'ı. Eyvallah o zaman. Şöyle ismi nedir, ona da bir selam yollayalım. Samet Ceylan. Samet Bey'imize de buradan sevgilerimizi, selamlarımızı yollayalım. Kıymetli biz yenge hanımla o zaman ikinci sorumuzla devam edelim. Mustafa Kemal Atatürk'ün nüfusa kayıtlı olduğu il hangisidir? Mustafa Kemal Atatürk'ün nüfusa kayıtlı olduğu il hangisidir diye sorumuzu sorduk. Bugün sorular farklı farklı. A şıkkı Bursa, B şıkkı Ankara, C şıkkı İstanbul, D şıkkı Gaziantep. Acaba hangisi? Vallahi Ankara diyelim. Hani ne bileyim. Demeyelim, dur hele, hızlı gitmeyelim. Demeyelim tabii canım. Mustafa Kemal Atatürk'ün, ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün nüfusa kayıtlı olduğu ili soruyoruz. A şıkkı Bursa diyoruz. B şıkkı Ankara diyoruz. C şıkkı İstanbul diyoruz. D şıkkı. Yani ben doğru cevap olduğu için falan demiyorum. Yani özledim o yüzden Antep'i, yani o yüzden Gaziantep. Gaziantep diyelim. Yani Bursa değil, Ankara değil, İstanbul değil. Gaziantep. Gaziantep midir? D şıkkı, son karar. Başka da yok diyorsunuz. Yok. Öyle mi? Evet. Kıymetli ablamız ne yaptı efendim? Gaziantep dedi. Doğru mu dedi? Doğru mu dedi? Bence kesinlikle doğru söyledi. 2'de 2 yapıyor efendim kıymetli ablamız. Üçüncü soruyu yöneltelim mi? Yöneltelim. Telefonunuza bakabilirsiniz efendim. Hiç sıkıntı yok. Bu arada efendim kıymetli firmalarımızın, hediye sponsorlarımızın sayısı arttı efendim. Birazdan hepsine ayrı ayrı tek tek teşekkür edeceğim. Kim arıyor? Eşim arıyor. Nerede kaldın diye. Gelsin, yakındayız. O da buyursun. Yok, iki çocuklu arabada bekliyor o da. O zaman sıkıntı yok. Hanımlar yine aile bütçesine katkıda bulunmak için ne yapıyor efendim? Yine can siperhane çalışmaya devam ediyor. Üçüncü soru hemen gelsin o zaman ekranlara. Allah ile peygamberler arasında elçilik görevi yapan melek hangisidir? Allah ile peygamberleri arasında elçilik görevi yapan melek hangisidir diye sorduk. Benim kadın anılı ablama ama artık o Konyalı. A şıkkı Azrail, B şıkkı Mikail, C şıkkı Cebrail, D şıkkı Kiramen Katibin. Vahiy meleği Kiramen Katibin. Kiramen Katibin son kararım mı diyeyim? Yok, Kiramen Katibin valla. Ablam benim kadın alnında doğmuş ama Konyalı olan kıymetli ablam benim. Bak ben sana şıkları bir daha vereceğim. Cebrail diyeyim. Cebrail son kararım. Değil mi? Yani Azrail değil dedi, Mikail değil dedi. Azrail can alan melek, İsrafil sura üfleyen melek, Kiramen Katibin'de sağımızda solumuzdaki melekler. Cebrail son kararım. Budur diyorsun. Evet. O zaman efendim Cebrail doğru mudur? Doğrudur. İsmailciğim, sorular bugün nasıl? Güzel ama değil mi? Ekranda ardı ardına yeşiller yanıyor, gayet güzel. Şimdi kıymetli yavruları ve enişte beyi fazla bekletmeyeceğiz. Son sorumuzu yönelteceğim artık. Hazır mıyız abla? Hazırım. Haydi bakalım, gelsin o zaman dördüncü sorumuzda. Yine dini bir soru. Övgü ve yüceltmeye layık tek Allah'ın varlığı, hakimiyeti, tek ilah oluşu, tapınmanın ancak ona yapılıp ondan yardım isteneceği ifade eden sure hangisidir? Oh, bir çırpıda bir daha soralım. Övgü ve yüceltmeye layık tek Allah'ın varlığı, hakimiyeti, tek ilah oluşu, tapınmanın ancak ona yapılıp ondan yardım isteneceği ifade eden sure hangisidir? A şıkkı Bakara suresi, B şıkkı Nas suresi, C şıkkı Nisa suresi, D şıkkı Fatiha suresi dedim, seni kendi haline bıraktım ablam. Kıymetli ablamız 3 sorumuza da gayet güzel cevap verdi. Acaba 4. soruda? Fatiha suresinde takılı kaldım ama. Fatiha suresi diyorum ya. Fatiha suresi midir efendim? Fatiha suresidir. Yani diyorsunuz ki 3 soruya çok güzel cevap verdim. Ben bu 4. sorunun da hakkından gelirim. Nas suresi genellikle çocuklar nazar değdiğinde okunuluyor. Allah Allah. Evet. Nas Bakara suresi? Bakara suresi de uzun bir sure bayağı bir. Fatiha diyelim ya. Genelde mübarek günde de şimdi Fatiha suresini okuyoruz. Öyle mi diyoruz? Öyle o diyor. Zaman kıymetli ablam, beni hiç yormayayım. Orucağıza, hastaneden de çıkmışlar, tam böyle yavruyu da bekletmeyelim. Allah'ım inşallah bu mübarek günün yüzü sürmetine, tüm hastalarımıza da şifalar nasip etsin diyelim. D şıkkı Fatiha suresi doğru cevap olarak kabul ediyoruz. Doğru da zaten. Ondan sonra ne yapıyoruz efendim? Kıymetli ablamıza 200 liralık alışveriş çekini takdim ediyoruz. Geldiniz, renk kattınız. Ayaklarınıza sağlık. Kapanışta ekran sizde, neler söylemek istersiniz? Sağ olun. Buradan herkese çok selamlar söylüyorum. Ceylan ailesi ve Çelik ailesine. Özellikle babam hasta. İnşallah şu mübarek gününde Allah'ım Şafi ismiyle herkese şifa versin. İlk önce bizlere ve ihtiyacı olan herkese. Sizlere de teşekkür ederim ve az sonra da teşekkür ederim.
Allah razı olsun. Ayaklarınıza sağlık, renk katınız efendim. Kıymetli bir ablamızı tanıdık ziyadesiyle memnun olduk. El sallayalım, ne yapalım? İkinci yarışmacımızı bekleyelim. Devam ediyoruz efendim. Evet sevgili izleyenlerimiz, kıymetli ablamızı uğurladık efendim. İkinci yarışmacımız için startı yeniden verdik. Kıymetli bir ailemiz var. İftara yine sayılı saatler kala. Asfora marketler demişler. Başka da bir şey dememişler efendim. Ne yapacağız? Tanışacağız. Yine Ramazan'a güzel hatıralar bırakacağız. Adettir efendim. Büyüğümüzden de başlamak lazım şöyle. Ağabeyim hoş geldin. Allah razı olsun. Hoş bulduk. Nasılsın abim? İyiyiz. Ramazan geçirip gidiyoruz işte. Özlemiştik zaten. Evet evet. 11 ayın sultanı. Ama nasıl böyle ayrı bir huzur, muhteşem, ayrı bir maneviyat. Evet muhteşem bir şey. Harika değil mi? Harika. Bak şimdi... dişsiz olduğum halde muhteşem bir şey. Abim benim Allah başka zeval vermesin. Amin amin amin. Yani gerçekten dişsizlik zor. Şimdi evet. Ramazan'da bunu biraz daha iyi anlayabiliyoruz efendim. Evet. Bazen dilim damağım öylesine kuruyor ki. Yani kelimelerin bazen biri çıkıyor biri çıkmıyor. Artık biz bizeyiz. Tatın dilinden annesi anlar hesabı. Siz beni anlıyorsunuz. Ben de sizi anlıyorum. Sıkıntı yok. Şimdi abim isim neydi? Mustafa Mert. Mustafa abimiz emekli midir, çalışıyor mudur? Çalışıyoruz, öğretmen. Oo hocam, bak birden işin şekli değişti. Kıymetli hocam diyorum şimdi, branşımız nedir? Sınıf. Sınıf öğretmeni, çok güzel. Kaç tane yavru yetiştirdik diyeceğim, teşekkür ederim. Sayın 25 yıl geçti. O zaman ilk görev yerin neresi hocam? Gümüşhane. İlk okulun adı ne? Karagören'in ilk öğretim okulu. Ay maşallah, kaç sene geçti hocam üstünde? 25. 25 yıl önceki, yani ilk göz bebek unutulmaz. Sayabilirim yani, öğrenciye bile sayabilirim. O derece. O derece. Ey maşallah, peki kaç senedir düzenli Konya'dayız? Düzenli Konya'da 94, onu sayamazsan 2006, tamam. 16-17 senedir işte. Oo, güzel. Şimdi siz bu serüvende böyle ilerlerken kıymetli yenge hanım da yanınızdaydı değil mi? Evet. Evet efendim, şimdi de kıymetli hocamızın hayat arkadaşıyla tanışacağım ve sizlere tanıştıracağım. Hocam ben şöyle bir geleyim. Yenge hanım, siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Sizler? Bizler de iyiyiz. Bir eğitimcinin eşi olarak böyle nasılız, böyle evde böyle sorular hazırlıyor gece gündüz? Tabii tabii, yazılılar sorular, artı kendisi de öğrenci, tarih okuyor. Aynı hem şu öğretmen an. Hem öğrenci. Evet, şimdi hala evet, açık öğretimde tarih okuyor. Hocam kurban olayım, kaçıncı oldu bu? İki. İkinci. Üçüncü inşallah. Gideceksin yani. Gideceğim yani. Yani eğitimin yaşı yoktur. Sözü bir kez daha vuku buldu mu? Canlı canlı buldu. Şimdi siz ev hanımı mıyız? Ev yoksa hanımıyım. Dış ticaret mezunu ama ev hanımıyım. Abi, aile vallahi var ya, eğitimci, dış ticaretti. Şimdi kıymetli kızımıza mikrofon uzatmaya biraz çekiniyorum. Acaba bu nereden çıkış yapacak böyle, bir de seni tanıyalım. 11. sınıfım ben, liseye gidiyorum. Tamam. Şimdi anne dış ticaretçi, baba da eğitimci. Sen hangi mesleğe doğru gitmek istiyorsun? Tıp düşünüyorum. Al işte, zıt bir köşe çıktı. Kaç kardeşsiniz? İki kardeşiz. Diğeri ne düşünüyor? Tıp okuyor. O da tıp mı okuyor? Okuyor. Ya biri okumuş, sen de farklı bir tarafa git, olmaz mı? Yok, ben de tıp düşünüyorum. İlle de tıp diyorsun. Evet. İnşallah. Allah'ım sayılarınızı arttırsın inşallah. Dileyelim o zaman, ne yapalım? Ailecek yarışacağız efendim. Kıymetli büyüğümüzü şöyle alalım tekrar. Heybeden sorularımızı çıkartalım. Heybem de var benim. Tam teşekküllü çalışıyorum böyle. Her şeyimiz var çok şükür. Şöyle bir ne yapalım? Renkli soru zarflarımız gün yüzüne çıksın. İsmail'cim şu ayarı iyi miyim? İsmail'cim genişe çıkabilirsin. Genel al. Hiç bize zoom falan girmene gerek yok. Ben kızımıza seçtireceğim hocam. Hanım kız, hadi bakalım. Hop, aldı bakalım. Hangi renk? Mavi rengi seçti hanım kız. Hemen şöyle diğer soruları takdim edelim. Şöyle sorulara da bir göz atalım. Sorular gayet güzel. Siz bunları halledersiniz. Hocam, 25 yıldır soruyorsun öğrencilere. Yazılı yaptın, sözlü yaptın. Aha da sıra bende şimdi. Hazır. Titreme var mı hocam? Var var. Merak etme. Çalıştığın yerden soracağım hocam. Hiç merak etme yani. Bunları geçen haftaki derslerimizde işlemiştik i̇nşallah, zaten. İnşallah inşallah. Ya işte isim neydi hocam? Tekrar Mustafa. Hocam. Evet, Mustafa hocam en zeki öğrencilerimden yani. Şu an başka yok zaten. Bir tane var. Yapacak da bir şey yok. Kıymetini biliyorum o yüzden. İnşallah. Evet kıymetli hocam. İlk sorumuz ekranlarda. Nas suresi neyi anlatır? Nas suresi neyi anlatır? A şıkkı Allah'ın tek ilah oluşunu. B şıkkı cinlerin kötülüğünden Allah'a sığınmayı. C şıkkı imanlı olmak ve salih ameller işlemeyi. D şıkkı namazın önemini. Şık şık gidelim. Allah'ın tek ilah oluşunu anlatır mı? Anlatmıyor. Tamamdır. B şıkkı cinlerin kötülüğünden Allah'a sığınmayı. Kadınların şerrinde ip bağlamasından artı. Kadınların şerrinden mi? Şimdi tam orayı ben çözemedim. İp bağlama diyor ya. Kadına ip bağlama diye bir olay geçiyor orada. Bir tabir geçiyor. O da var. İp bağlayanların şerrinden. Şerrinden o cin şey yapanların, rızka yapanların şerrinden korunur. Şimdi kadınların hiçbir suçu yok. Yani küçük bir şey oldu öyle yani. Problem yok. Dil sürçtü. Ha, dil sürçtü zaten. Sıkıntı yok.
Hanımdan borçluk ya, belki ondan da. Hocam harika ya, vallahi var ya. B şıkkı doğru cevap mıdır? Kesinlikle doğru cevaptır. Şimdi hocam, yani yenge hanımdan hiç böyle korkulacak bir yan yok. Maşallah mazlum, böyle ağzı var dili yok. Gel bir de bana sor diyor mu? Yok. Demiyor muyum? Demiyorum. Evde de böyle mi? Evet. Vallahi sakin, maşallah. Sakin, ya. Sakindir ya. Peki aldığından beri böyle sakin mi? Evet. Vallahi maşallah huzu ya. Gibi. Huzu gibi mi? Ey maşallah, Allah ağzınızın tadını bozmasın. O zaman gelsin mi ikinci soru? Gelsin. Keşke 20 tane soru olsa da sorsak kıymetli ailemize. Vallahi muhabbetleri harika. İkinci soru da ekranlarda. İnsanların yanlarında bulunan ve onların yaptıkları işleri amel defterine yazmakla görevli bulunan meleklerin ismi nedir? Allah. Efendim? Kiramen katibin. Hiç diğer şıkları saymayayım değil mi? Saymayın bence. Vallahi yenge hanım konuşmuyor ama konuşunca da nokta atışı yapıyor. Evet yani. Evet. C şıkkı kiramen katibin dediler. Doğru cevabı verdiler efendim. Şimdi hocam, yani soru sorulur, çekler kazanılır, hiç problem değil ama bir boğazlar meselesi var. Değil mi? O ne olur? Bu metre boğaz mı? Yok, bu direkt akşam iftarda pişecek boğaz. Vallahi o da iyiyim yani. Dişsiz bile yiyebiliyorum rahatlıkla. Götürebiliyorum. Şimdi Ramazan kaç gündür dişsizsin? Ben bir aydır. 35 bir günler. Aydır. Hı-hı. Allah Allah. Sadece çorba mı içiyoruz? Hayır. Diğerleri nasıl hallediyoruz? Damakla. Yan taraflarda diş gibi olmuş. Allah onlar yan gönlü bir tarafa yapıyor, sola gönderiyorum, çeviriyorum, gidiyor. Yani yiyeceğin başını çeviriyorum bir o tarafa, bir bu tarafa. Ondan sonra hadi mideye. Allah Allah. Peki yani yemekten vazgeçmiyoruz ama değil mi? Yok ya? Abi özel yetiştirdim mideye ya. Göbek yiyor. Değil mi? O Konya'nın en güzel yemeklerinin nerede yapıldığını bilirim yani. O maşallah Allah. O yönden iyiyimdir yani. Vallahi var ya, hocamın yanında adam yaşlanmaz ya. Cidden yaşlanmaz yani. Ağızda diş yok ama her türlü yemeğin hakkını veriyor. Bugün ne sipariş verdin? Vermedim. Yemeğe gidiyorum. Yemeğe gideceğim. Gideceğiz beraberce. Olsaydın ne sipariş verirdin? Vallahi bu karnı yarık yerdim yani. Allah olurdu değil mi? Evet evet. Şimdi çok iyi yemek yapar mı, çok iyi yemek yer mi? Hangisi? Yer. Yapma kısmına girmiyor mu? Yok. Benim işim değil diyorsun. Ben bekar bile gezdim. Tamam. Yani 25 sene şeyde öğretmen şimdi yapmadım. Hazır konserve yedim, yine yapmadım. Ben hazırı bulur yerim diyorsun. Ya, evet evet. Yemek bulurum yerim. Yerim. Dayak bulurum kaçarım. O kadar, bitti. Konu kapanmıştır. Gelsin o zaman üçüncü soru. Allah hocam. Deli Kurt romanının yazarı kimdir? Deli Kurt romanının yazarı. Hüseyin Nihal Atsız mı? Halide Edip adı var mı? Reşat Nuri Güntekin mi? Yoksa Ziya Gökalp mi? Hangisi yenge? A şıkkı bence. Hüseyin Nihal Atsız mı diyorsun? Evet. Sen ne diyorsun hanım kız? Sanki A şıkkı gibi. Annemize güveniyoruz değil mi? Güveniyoruz. Yenge hanıma güvenelim mi? Güvenelim hadi. Biz o değil ama güvenelim hadi. Sen hangisini söylemek istiyorsun? Ziya Gökalp söylemek. Sen hangisini söylemek istiyorsun? Ziya Gökalp. Ziya Gökalp mıdır, Hüseyin Nihal Atsız mıdır? Sor oraya. Biri oraya attın değil mi? Vallahi var ya, ben sana bir söyleyeyim. Tam böyle var ya, uyanık hocam ya. Vallahi uyanık var ya. Ama yengem ne yaptı yine? Nokta atışını yaptı. A şıkkı Hüseyin Nihal Atsız. Tabii ki doğru cevap efendim. Artık... Ziya Gökalp Türk Yürgen Sultan'ı yazdığı için belki de oradan bağlantım yaptım ama tam emin olmayınca da topu... Hocam sen risk almayı sevmiyorsun. Sevmiyorum, evet. Olacak. Ya var ya yok. Ya var ya yok, doğrudur. Riske hiç gerek yok diyor yani hocam. Haklı. O zaman gelsin mi diyoruz bir soru? Yes. O zaman anında gelsin efendim. Ihlara Vadisi hangi ilimizdedir? Ihlara Vadisi'ni soruyoruz. Nerede? Aksaray. Aksaray'da diyor beyimiz. Ihlara Vadisi. Evet, onu da keseyim. Çünkü Nevşehir'e giderken... Bunda eminim diyorum ya. Yani. %99. Hocam emin olduğu konuda maşallah. Hocamızı susturmak asla mümkün değil. Hocam ne yaptı? Dördüncü soruda da yakışanı yaptı. Ekranda yeşil ışıkları yaktı. Ve alışveriş çeklerini de aldı. Ben hanım kıza vereceğim. Soru zarfını o seçmişti. Hocam gerçekten renk kattınız. Yani keşke 20 soru daha olsaydı da böyle yarışsaydık. Muhabbetler etseydik. Yine inşallah bir daha geldiğimizde denk geliriz hocam inşallah. İnşallah. O zaman ekran sizde hocam. Şöyle güzel bir Ramazan mesajı alalım. Eşe, dosta, akrabaya varsa... Konya'mıza, selam. Yurdumuza, tamam. Sağlıklı, neşeli diyelim, savaşsız, mutlu bir Ramazan geçsin inşallah. Amin, amin, amin. Ağzın bal yesin hocam. En yakın zamanda dişlerine kavuşmak umuduyla eyvallah. Diyelim inşallah. O zaman da görüşelim. Inşallah. Eyvallah, inşallah bakalım. O zaman kıymetli yengemden de bir Ramazan mesajı alacağım ben. Ben de barış ve huzur dolu nice Ramazanlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz yenge hanım. Evet, hanım kız ekran sende. Sağlık, mutluluk, huzur dolu nice Ramazanlar
Eyvallah, giderim. Çok teşekkür ederiz efendim. Ayrılması zor bir ailemizle kavuştuk buradan. Yani keşke şöyle elimizden tutup da eve götürseler, yani gerçekten muhabbetleri harikaydı. Ziyadesiyle memnun kaldık efendim. El sallıyoruz. Ramazan'a güzel bir hatıra bırakıyoruz. Devam ediyoruz. Eyvallah. Efendim APS Gıda'dan şöyle güzel bir temizlik kovamız var. İsmail'ciğim, her eve lazım mı? Lazım kesinlikle. Bunu da kıymetli bir hemşerimize verelim. Ağabeyim hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? Bizler deyiz efendim. Tanışmak isteriz. İsmim Ömer Dinçer, Konyalıyım. Çok güzel. Nasıl böyle artık sayılı saatler kaldı? Bugün nasılız? Dinç miyiz biraz daha? İyiyiz, yorgunluk iyiyiz. Var mı? Yok yok, alıştık artık oruca. Dinamiyiz. Aynen. Eyvallah efendim. Ramazan ayı, rahmet ayı, bereket ayı, sağlık, huzur ayı diye boşuna demiyoruz. Efendim şöyle bir hediyemiz var. APS ailesinden şöyle bir Ramazan mesajı almak isteriz. Herkese iyi akşamlar diyelim. Sağlık, mutluluk diyelim. Çok o kadar. Teşekkür ederiz. APS Gıda'dan da Fludex efendim tuvalet kağıtları da ne yapacağız? Dağıtmaya başlıyoruz. Efendim bir Ramazan mesajı alabilir miyiz? Herkesin buradan ne diyeyim? Ramazan mübarek olsun. Ramazan mübarek olsun. Sufi marka dev rulo havlularımız kıymetli hemşerimize geliyor. Abim hoş geldin. Hoş bulduk amcam. Nasılsın? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler deyiz. Bir Ramazan mesajı isteriz. Elhamdülillah. Bugünlere kavuştuk çok şükür. Eyvallah. Sevinçliyiz. Sağlık. Sağ olun. Allah razı olsun. Sağ olun. Aykanlar AŞ'den de Fair 13'lü bulaşık tabletimiz arabada yerini alıyor. Kıymetli hemşerimizden bir Ramazan mesajı geliyor. Herkese hayırlı Ramazanlar. Sağlıklı, mutlu, huzurlu bir Ramazan geçirmemiz temenni. Efendim has kahvemizde ne yapıyor? Kıymetli hemşerimizle buluşuyor. Şöyle bir iftarlı kahve verelim. Bir Ramazan mesajı isteriz. Herkese hayırlı Ramazanlar. Efendim Konya Ülker Bayi esaslı gıdadan da kıymetli hemşerilerimiz için yine ikramlar geliyor. Bunu ben kıymetli ablama vereceğim. Ablam hoş geldin. Hoş buldum. Nasılsın ablam? İyiyiz. Sağ ol. Allah iyilik versin ablam benim. Şöyle bir iftarlık verelim. Şöyle bu da yavrulara gelsin diyelim. Şöyle bir de Ramazan mesajı alalım hadi. Herkese hayırlı Ramazanlar. Hayırlı Ramazanlar. Çok teşekkürler. Hayırlı iftarlar. Haydi bakalım. Efendim Ahmet Göğüş Bey'den de yine Konyalı hemşeriler için hediyeler gelmeye devam ediyor. Şöyle bırakalım. Üstadım bir Ramazan mesajı isteriz. Herkese hayırlı Ramazanlar. İnşallah mutlu mesut geçirirler Ramazan. Efendim Etap Kimya'da kıymetli hemşerilerini düşünüyor. Şimdi hanım kızı buldum. Ne yapacağım? Hanım kıza güzellik yapacağız. Hanım kız, bunu annene götürüyorsun. Tamam mı? Ne yapacağız sana? Şuradan şöyle dur, çikolata da vereceğim ben sana. Esaslı gıdaya da şöyle bir teşekkür edelim. Bir de sana iftarlık çikolata verelim. Bir de hayırlı Ramazanlar diyelim hadi. Hayırlı Ramazanlar de kız. Hayırlı Ramazanlar. Canımsın sen. Efendim devam edelim. Efendim has kahvemiz hemşerimizle buluşuyor. Amcam bir Ramazan mesajı alalım şöyle. Teşekkür ederiz valla. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz biz de. Vallahi. Hayırlı iftarlar, hayırlı Ramazanlar dileyelim. Telaşı hızlı değil mi yani, böyle direkt iftara yetişmemiz lazım. Aynen öyle. O zaman iftar sofrasında bir tane öz çiğdem kuru yemiş ailesinden bir iftarlı hurmamız da olsun. Şöyle bıraktım. Bir de Ramazan mesajı gelsin hadi. Herkese hayırlı Ramazanlar. Viking Konya bölge temsilcisi kıymetli Kemal Bey'imizin hediyesini ne yapıyoruz? Viking sıvı el sabunlarını kıymetli hemşerime veriyorum. Hemşerim bugün sıcaktan çok yanmış. Akşam şöyle bir ne yapsın? Köpüklü bir kahve içsin. Bir de has kahveden kahve ikram edelim. Bir de Ramazan mesajı alalım. Değil mi? Tabii. Ramazan mesajı gelsin o zaman. Herkese hayırlı Ramazanlar. Efendim Erkba Gıda'dan da Pepsi marka kolalarımız ne yapıyor? Kıymetli hemşerimizle buluşuyor. Bir Ramazan mesajı alalım hadi. Hayırlı uğurlu olsun mesela. Eyvallah abla. Efendim Kapi marka şerbetimiz kıymetli paşamıza gelsin değil mi? Paşa, iftarda şerbet içilir. Teşekkürler. Bir Ramazan mesajı ver hadi bana. Ramazanınız kutlu olsun. Çok sağ ol, Allah razı olsun. Hadi hayırlı iftarlar. Evet sevgili izleyenlerimiz, bugün de ne yaptık efendim? Asfora marketlerde Selçuklu şubemizde çekimlerimizi gerçekleştirdik efendim. Kıymetli yarışmacılarımızı ağırladık. Kıymetli hediyelerimizi Konyalı hemşehrilerimize ikram ettik. Yarın Asfora'mızın farklı bir şubesinde yine olacağız. Yarın bu ekranlarda görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.